Herkese merhaba, beyin dil mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir tatlı tarifim var. Birlikte Oreo'lu cupcake'ler yapacağız. Geçenlerde bunun Oreo'lu magnolyasını yapmıştık. Çok beğenildi. Ben de hemen bu tarifi de sizlerle paylaşmak istedim. Yapması oldukça pratik, çok çok lezzetli cupcake'ler oluyor. Malzemelere göz atalım. 40 tane Oreo kullanıyorum. Yerine Negro ya da sevdiğiniz herhangi bir çikolatalı bisküvi de kullanabilirsiniz. 1 su bardağı un, 1 su bardağı şeker, yarım su bardağı süt. Ben sütün içine 1 çay kaşığı kadar limon suyu ekledim. Böylece bir buttermilk hazırlamış oldum. 1 tane yumurta artı 1 yumurtanın sarısını kullanıyorum. Yarım su bardağı kakao, 1 çay kaşığı kadar hamur kabartma tozu, yarım çay kaşığı karbonat, 2 tane yumurta beyazı kullanacağım, 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı kullanacağım, 250 gram pudra şekeri kullanacağım ve de 1 su bardağı kadar tereyağı kullanacağım. Pudra şekeri, tereyağı ve yumurta beyazlarını kremanın yapılışında kullanacağız. Hemen başlayalım. Bir ayaklı mikser kullanıyorum ama çırpma teli bile işinizi görür. Ben açıkçası biraz böyle tembellikten bugün ayaklı mikser kullanıyorum. İçine unu aldım, kakaoyu aldım, karbonat, hamur kabartma tozu ve de şeker. İlk önce her şeyin güzelce karışması için ve de o kakaonun topaklardan kurtulması için yaklaşık bir 30 saniye şöyle bir çeviriyorum. Kuru malzemelerin karıştığını gördüğümüz zaman sıra sıvı malzemeleri geliyor. Bir yumurta artı bir yumurtanın sarısını da ekleyip tekrar çırpıyorum. Şöyle bir karıştığını gördükten sonra devam ediyorum. İçine sütü ekliyorum. Bu buttermilk karbonatla birleştiği zaman kekinizin çok daha yumuşak olmasını sağlıyor. Eritilmiş tereyağını ekliyorum. Ve de şöyle yarım su bardağı kadar sıcak su ilave ediyorum. Su sıcak olduğu için yumurtaların pişmemesi için bunu sürekli çırparak yapıyorum. Şimdi bir dakika daha her şeyin güzelce karıştığını göreceğim. Ondan sonra cupcake hamurumuz hazır olacak. Ve tamamdır. Cupcake hamurumuz işte hazır. Şimdi önüme bir tane cupcake kalıbı aldım. İçine de kağıt kalıplar koydum. Hazırladığım hamurdan şöyle biraz alıyorum. Bir yemek kaşığı olarak düşünebilirsiniz. Onu kalıbın içine bırakıyorum. Daha sonra üzerinden bir tane Oreo'yu şöyle bastırıyorum. Ve de tekrar üzerine kapatıyorum. Şimdi gördüğünüz aynı işlemi bütün kalıplara uygulayacağım. Kalıbı doldururken dikkat edin, üzerinden bir parmak boşluk kalsın. Daha sonra bunları süsleyeceğimiz için çok fazla kabarmasını istemiyoruz. Yaklaşık verdiğim ölçüden 20 tane çıkıyor. Hepsini doldurduktan sonra fırına vereceğiz. Ve cupcake'lerim pişmeye hazır. Şimdi onları 170 derecede önceden ısıttığım fırına vereceğim. Ve yaklaşık 18 dakika pişireceğim. Piştikten sonra biraz ılınmaları için bekleyeceğim. Ondan sonra kremayı da yapacağız. Cupcake'ler fırında tam 18 dakikada pişti. Ondan sonra onları fırından aldım. Birkaç tanesini de önüme aldım. Gördüğünüz gibi pişerken hiç kabarmadılar. Bu sayede çok rahat süsleyebileceğiz. Neden böyle oldu? Çünkü fırını fansız çalıştırdım ve de cupcake'leri doldururken kalıptan bir parmak boşluk bıraktım. Siz de bunu yapın. Biz de hemen hızlıca kremayı yapalım. Bu sırada benim tereyağım da güzelce oda sıcaklığına geldi. Şimdi bir bardak tereyağını şöyle önümdeki ayaklı miksere alıyorum. İyice eridiği için bunu almak zor oluyor. Eğer ayaklı mikseriniz varsa bu adımda kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü kreması için tereyağı ve pudra şekerini uzun uzun çırpmak gerekiyor. İçine pudra şekerini aldım. Ve de ikisi güzelce karışıncaya kadar çırpıyorum. Bir ara yumurta beyazını da ekleyeceğiz. Pudra şekeri ve tereyağın güzelce karıştığını gördüm. Şimdi içine 2 tane yumurta beyazını da ekleyip tekrar çırpıyorum. Bu sırada kalan Oreo'ları da rondodan iyice un ufak olana kadar geçireceğim. Kremayı yaklaşık bir 8-10 dakika kadar çırptım. İyice koyu bir kıvam almasını istiyoruz. Ondan dolayı uzun uzun çırpmak çok önemli. Şimdi içine rondodan geçirdiğim Oreo'yu da ekliyorum.
Burada çok dikkat edin, iyice un ufak bir kıvama gelsin. Aksi takdirde sıkarken biraz zorlanabilirsiniz, pütürlük alabilir. Yine sıkma torbasının da ucuna şöyle bir yuvarlak uç takıyorum ki ben. Yine oraya o büyük büyük kalan oraya olabilir. Onlar da rahat rahat geçsin diye. Şimdi bir dakika daha çırpacağım. Her şeyin güzelce karıştığını göreceğim. Ondan sonra sıkma torbasını alacağım ve cupcake'lerimizi süsleyeceğiz. Krema da hazır. Şimdi cupcake'leri güzelce süslüyorum. Nefis gözükmüyor mu sizce de? Çok fazla krema koymuyorum ben bunun üzerine. Çünkü zaten içi de oldukça yoğun. Hepsini süsleyeceğim. Bazılarının üzerine tekrar oraya oturtacağım. Böyle daha minik, tatlı tatlı gözüksün diye. Ondan sonra tadacağım bakalım nasıl olmuş. Oreo cupcake'lerimi güzelce süsledim. En son üzerine birer tane daha oraya oturttum. Allah'ım o kadar güzel gözüküyor ki şu anda. Böyle yememek için kendimi zor tutuyorum. Gerçekten nefis oldu. Bir tanesini de şöyle ortadan ikiye kestim sizlere göstermek için. Gördüğünüz gibi içinde Oreo da gözüküyor. Gerçekten bunu görüp böyle yemek istemeyecek birini şahsen ben tanımıyorum. Herkes evinde sıkma torbası ya da uç olmayabilir. Onun için şöyle birkaç tanesini de bıçakla süsledim. Onu da size göstermek istedim. Direkt kremadan alıp bıçakla üzerine sürüp servis edebilirsiniz. Bence böyle de çok tatlı gözüküyor. Hemen tadalım. En önemli kısım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle şu yarımı. İnanılmaz lezzetli. Cupcake, yani keki oldukça yoğun. O işte kakaodan dolayı ve içine biraz su eklemiştik. Ondan dolayı böyle biraz hafif nemli gibi. İçinde oraya kıtır diye ağza geliyor. Üzerine hazırladığımız kremanın tadı bence çok güzel. Bana göre şeker dengesi de çok yerinde. Siz de lütfen maksimum 250 gram pudra şekeri kullanın. Hatta eğer biraz şekersiz seviyorsanız o zaman 200 gram hatta 150 grama kadar da azaltabilirsiniz. Aklınızda olsun. Umarım sizler de elinizde Oreo'lu cupcake yaparsınız. Eğer yaparsanız fotoğraflarını çekip Instagram'da benimle paylaşmayı unutmayın. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Farklı videolarda görüşeceğiz. Hoşçakalın.